Selamlar çok sevgili YouTube Epi Queen Go serisinde efendim ikinci oyunumuz Nebs'e bakıyoruz bugün hep beraber. Kendisi aynen daha önceden oynadığımız Her Majesty oyununa çok benziyor. Kartlarla oynanıyor. Bazı seçimler sunuyor ve sen de iki seçenek halinde karar vermeye çalışıyorsun. Aşağı tarafta TV chatiniz sizlere bol 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 selamları var. Eğer bu tarz ilginç farklı Mobi'den oynanan, PC'den oynanan, Zart'tan Zurt'tan oynanan PlayStation olur. Xbox hariç çünkü Xbox'ım yok ya da bir yarım yok. Neyse konumuz bu değil. Beğeniyorsanız ediyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve aşağıda yorumlarda hem Twitch'e hem de bana bir selam çakmayı unutmayınız. Şimdiden öncelikle birazcık Twitch chatine ardından sizlere iyi seyirler diliyor ve radyasyon seviyesi kontrol ediyor. Hadi bakalım. Yıl kaç? 2075. Gelecek. Görevine başlamaya hazır mısın? Evet. Evet. Güzel. Birazdan kendini 2075'te bulacaksın. Sanırım zaten ne yapılacağını biliyorsun. Bende. Uzay çağı. İzle. Uzay çağı. Biliyordum. Yüzünden belli. Hafızanı bir kez daha kaybettin. Hı? Bizler kimiz? Bizler benim dünyamın içindeyiz. Bu yüzden mecazi olarak konuşacak olursam sen benim misafirimsin. Sen kimsin? Ben zamanım. Biliyorum. İronik ama acelem var. Ancak en azından hafızanı tazeleyebilirim. Tazelesene bir. Kendini birazdan 2075'te bulacaksın. Sayısız savaşın sonucunda dünyan karışık ve kaotik. Devam et. Rolün radyasyondan veya biyolojik saldırıdan etkilenmemiş birkaç ulustan birisine önderlik etmek. Ha? Radyasyonu? Müziği nereden kısabiliyorum? Şöyle. Şöyle çok iyi hocam. Böyle çok iyi. Böyle kalsın. Evet, insanlar ateşle oynadı ve şimdi de bedelini ödeyecekler. Ne bedeli hocam? Kanka bedelini ödeyeceksin. Neyin bedeli kanka? Kanka bedelini ödeyeceksin. Derya'ya benim hakkımda kötü kötü şeyler söylemişsin. Benim özellerimi, hikayelerimi anlatmışsın. Kanka sen Derya'ya mı inanıyorsun? Şaka yaptım kanka, telefon şakası. Ya kanka ya. Bilmeyenler YouTube'a bedelini ödeyeceksin kanka yazıp izleyip buraya geri dönsün. Sadece 4-3'teki dengeyi arada tut yeter. Kim bilir belki de hayatta kalırsın. Ne? Peki öyle olsun. Birkaç tavsiye olmadan halledebileceğinden emin misin? Seninle konuşan varlık kaybolur. Başkanlık odasında uyanırsın. Günaydın bana. Bu kim? Bayan Alyssa Hall. Önümüzdeki ay büyük bir sanat galerisi açılıyor. Katılabiliriz. Katılalım. Para mı gidiyor öyle olunca? Ne diyorsun? Bak işte şimdi. Ben bu tarz oyunlarda çok kötüyüm bilenler. Karıncalar, karıncalar her yerdeler. Eminim bu bahçıvanın suçu. Ona söyleyecek bir çift lafım var. Ne diyorsun hizmetçi anla? Niye bahçıvanın suçu olsun? Bahçıvan ne yaptı? İlaçlayıcı çağırın, halledin. Kullandığımız kanunlar çok eski ve popüler diye güncelleştirmemiz gerek. Ha, ne diyorsun ya? O zaman güncelleyelim. Kanunlar güncellensin. Güncelleyelim, yapalım. Param çok gitti. Kuzeydeki savaş yüzünden ülkedeki bazı spaların kapandığını biliyorum. Onları geri getir ve ülke kar sağlayacak. Sağlamazsa ağzına sıçmadın mı? Anla karısı ha? Eğer sağlamazsa yuvanı yapmadın mı aslan parçası? Yuvanı yaparım seni ha? Bir kar yapmasın bak seni ne yapıyorum. Bazı enerji santralleri atıklarından uygun olmayan bir şekilde kurtulmak istiyor. Bunun için bize yüklü bir miktar ödeyecek. Aa, rüşvet mi? Asla! En küçük şehirlerdeki birçok hastane sağlık ve hijyen standartlarını takip etmiyor. Müdahale etmeliyiz. Evet, edelim. Evet. Param gitti. O iş olmaz. Olmaz, param yok. O iş olmaz hacı. Son zamanlarda yer çekim alanında olağan dışı varyasyonlar kaydettik. Bunun ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Ne yapayım? Kardeşim araştırmanı öneririm diyeceğim. O zaman da param gidiyor biliyor musun? Ne yapayım? Şehirlerden birinde şiddetli bir deprem oldu. Aa,
Yandık. Kardeşim biraz sınırlandırın şunu ya. Özel bir şirket 70 hektar odunu parçalamak için izin aldı. Bu nasıl mümkün o olabilir? Bir hata olmalı. Ne çizmiş şimdi buna? Bana akıl verin. Akıl verin. Ya batmak istemiyorum hemen. Hemen batmak istemiyorum. Bunun için ödeme yapıyorlar mı diyelim? Ha? Tonik içiyorum, tonik. Ne? Ülkenin kuzeyinde uzaylı cismi raporu aldık. Şahitler çok fazla ancak şaka olabilir. Ay. Ya uzaylılar gelip benim ağzıma sıçarsa şimdi? Ben bu tarz oyunların sonunu biliyorum çünkü genelde. Genelde hep başıma bok bok işler geliyor biliyorsunuz ki. Ya bunlar katliye de ettirilmezdir ama onlar şaka yapıyordur. Doğu ülkeleriyle sürmekte olan savaş bize bazı mahkumlar getirdi. Ha, dur da iyi davranın diyeyim, iyi davranın. Güvenlik, bak işte her şeyi işledim şu an, şu an okey. Güvenlik görevlisiniz, bir pizzadaki ananas gibi sinir bozucu bütün bıçaklarıma el koydu. Ha? Ama hacı yani güvenlik için. Ne? Batılı şeyler bize barış anlaşması sunuyor, savaşı bitirmenin güzel bir yolu. E imzalayalım. İmzalayalım, barış olsun. İmzala. İmzalayalım. Sağlık Bakanı ve generaller bence arkadaşlar öte. Onları sık sık beraber görüyorum. Nasıl anlaştıklarını bir bilseydin. Kız sen dedikodu mu getiriyorsun bana? Sen bana gıybet mi getiriyorsun ha? Yani. Evet söyle. Gelecek hafta senin doğum günün neden bir şöyle güzel? Hayır. Ya boşa paraysa abi hiç gerek yok. Bir grup araştırmacı radyasyondan etkilenen bazı banyoları kurtarmak için bir proje üzerinde çalışıyorlar ancak fon eksikliği var. Diyorsun. Çok mu para gider acaba? Şu an onu bir düşünüyorum ha. Çok para giderse çok problem bizim için. Ben para... Bak benim huyumu bilirsiniz. Benim canımı al, benim paramı alma. Benim için o kadar kıymetlidir param. O denli kıymetlidir benim param yani. O kadar. Çok mu gidiyor? Destekleyesim var ama. Çünkü bak bu sefer insanlar olan ilişkim de çok kötüye gidecek. Farkındasınız değil mi? Allah'ım bu kavga niye bitmiyor acaba? O ona bağırıyor, ona bağırıyor ya. Fena değil ya. Mevcut silahlarımız açık savaşta etkisi olacaktır. Nükleer silahlar için. Aa, hayır. Hayır yok kardeşim. Sonuç alınamadığı için yer fıstıkları ile ilgili bir araştırma yarım bırakıldı. Deneyler kullanılarak birçok... Aa! Şirketlere satın. Biraz da kar. Deneylerimizde nükleer enerji kullanabilir miyiz? Araştırmalar için çok faydalı olacak. Hacı olmaz o. Hayır bu çok tehlikeli. Merhaba sizin için bir ipucu. Bazen metin görüntülemek için çok uzundur. Böyle durumlarda aşağı ve yukarı kaydı. Tamam çok teşekkürler yaratıcı. Çok sağ. Evet. Mevcut bir kanun kişilerin mallarını açık izni olmadan yurt dışında satmasına izin vermiyor. Bunu değiştirirsek ekonomiye fayda sağlayabilir. Aaa. Bak. Bir hocam burada tarım aşırı yüksek ya. Muhammed Talha gibiyim şu anda gerçekten. Hadi düzenle. Genelde gördün mü sanırım son Richard Burke şişesini çaldı. Aa bırak kalsın diyorum. Bir dakika dur be bırak kalsın diyorum ki askerlerimiz bozulmasın. Ordu zayıf ve nüfus tembel taslağı geri getirmeliyiz. Ya bak. Öf. Tamam hadi evet. Tam gene eşitledik. Bağımlılık yapan yeni bir uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılıyor ve kullanımı artmaya başladı. Aa! Ne diyorsun?
Ay ne diyorsun? Evet desem bu sefer halkla mı aram bozuluyor benim? Bir şey söyleyeceğim bu arada. 1 yıl 76 gündür yönetiyorum bilmem farkında mısınız ama maşallah çok başarılıyım. Allah beni azalardan saklasın. Allah beni azalardan saklasın. Evet. Batı ülkeleri doğu tarafından bombalanıyor. İnsanlar savaştan kaçıyor ve ülkemizde barınak istiyorlar. Ay. Ya ben yardım ederim de bu sefer de param çok azalıyor. Dün gece rüyamda kaçırıldığımı gördüm. Bir koruma alabilir miyim? Yuh, ne münasebet ya. Aa, sonra niye koruma vereceğiz biz ya? Neden? Neyse param var gerçi. Evet al. Kara borsa devletin ticari faaliyetlerini engellemekte müdahale etmeli miyiz? Kara borsa mı? Oo, ne diyorsun? Evet. Evet. Ne münasebet çünkü ya. Ülkenin daha güçlü bir enerji kaynaklarına ihtiyacı var. Nükleer santralleri tekrar açabilir miyiz? Ya abi bak nükleer santrali ben açtım mı? Bu sefer insanlarla aram bozuluyor. Orvil'cim yani sen de bir gün mantıklı böyle mega bir projeyle gelmiyorsun ki. Şöyle bir mega bir projeyle gelsen. Bir desen ki yani şuradan şuraya bir köprü yapalım. Ne bileyim işte bir böyle yani çok mega proje. Başka ne var mega proje? Yol yapalım, köprü yapalım. Yani aç hadi. Yeraltı suyu kirliliğiyle deli ülkenin bazı bölgelerinde kullanılan su kullanılmaz halde bir şeyler yapmalıyız. Ya evet de işte hep param gidiyor Efe evet. Bir para alıyorum bir veriyorum. Ordumuz zayıf ve asker sayımız azalıyor. Gençler askeriye katılmak için teşvik etmiyor. Edelim katılıyorum. Katılıyorum edelim. Nüfusun bir kısmı ne yemek yiyebiliyor ne de paraları var. Vergileri azaltmamız gerek yoksa yakma. Ya hacı bir şey söyleyeyim mi? Cık, çıkmaz. Bak. Çıkmaz biraz gerçek hayat ya. Çıkmaz hiçbir şey olmaz. Bas KDV'ye. Bas bas ÖTV bas. Bas kardeşim. Evet bir şey olmaz. De hadi lan. Hadi lan. Ne yapacağız? Ne oldu bir? Ne hayır. Öyle bir şey yok. Acil bir durum var. Şehir parkında yangın çıktı. Yanıyor. Sivillere yardım edin. Boku yedik. Battık. Mahvolduk. 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 Şehirlerin sokakları güvenli değil. Sokağa çıkma yasağı uygulamalıyız. Ne diyorsun ya? Aa! Ne? Ya bir şey diyebilir miyim? Gerçeğe sıfır yakınlık bu oyunda. Gerçeğe kusura bakmayın çok sevgili Labs yapımcıları. Gerçeğe sıfır yakınlık. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yalancılar. Yalancılar sizi. Yalancılar sizi. Öyle bir şey yok ki. Öyle bir şey yok. Yok ki öyle bir şey. Ya bırak yok öyle bir şey ya. Yine mi sen? Tamam. Bu ne anlama geliyor? Benim hatam değil. Sen ve birliğin buna sebep oldun ve şimdi görüşe göre sürekli öleceksin. Ha, sıkıntı yok hacı. Böyle düşündüğüne sevindim çünkü bu sonsuz döngüden çıkmak senin için zor olacak. Birkaç yıl içinde görüşürüz. Evet. Seninle konuşan varlık kayboldu. Tamam ben hazırım. Yabancı ülkeler buluşlarımızı ve patentlerimizi çalıyor. Onlara karşı bizi kıskanıyorlar mı? Evet. Bizi kıskanıyorlar gördün mü? Nüfus zengin ve hükümetin paraya ihtiyacı var. Vergileri arttırmaz gerekiyor. Evet. Azıcık arttır. Azıcık arttır. Efendim laboratuvarlarımızdan birinde patlama oldu. Bütün bina çökecek. Aa. Sivillere yardım edin. Araştırma departmanı işini yapmıyor. Silahlar için fazla daha fazla kaynak çıkarmaları gerekiyor. Ne diyorsun? Bu asker de hep gip gip para istiyor ya.
Yandık. Kuzeydeki savaş yüzünden ülkedeki bazı spaların kapandığını biliyorum. Onları geri getir ve ülke kar sağlayacak. Bu aptal bak. Sen aptal aptal konuşuyorsun her seferinde. Sonra beni yakıyorsun günün sonunda. Aptal. Allah Allah. Dünkü çürüyamda tamam evet. Buna evet diyeceğim. Okey. Bu sabah senin çarşaflarında neyi buldum biliyor musun? Yağlı bir leke. Eğlenceli değil mi? Nasıl olduğunu merak ediyorum. Aa. Ne diyor lan bu? Söyle. Bu ne bok bu? Aa. Nesi eğlenceli oğlum yağlı bir leke? Deli midir nedir? Hayret mi? Yabancı bir ülke bizimkinden üstün bir bilimsel bilgiye sahip çünkü hükümet insan deneylerine izin veriyor. Bu insanlık dışı bir uygulama. Efektler menüsüne erişmek için alt panele tıklayabilirsin. Bunu biliyor muydun? Ne demek lan o? Aha, evet, öyle bir şey varmış. Çok teşekkürler. Sağ ol canım, hadi git. Şehirlerin sokakları güvenliği, sokağa çıkma yasağı uygulamalıyız. Şu an iyi gidiyorum. Şu an gerçekten iyi gidiyorum. Bazı evsiz insanlar nükleer güç istasyonu yıkıntıları arasında yaşıyor. Bazıları radyasyondan etkilendi. İnsanlar onlardan korkuyor. Bir dakika. Şimdi insanlar korkuyor diye uzaklaştıracak mıyım ben onları? Ama yazık değil mi? Adeta ince bir ipte yürüyor gibiyim şu an ben de öyleyim. Ya ama yazık. Kalmalarına izin verirsem de insanlar kızacak bu sefer. Hem de bayağı kızacaklar noktanın büyüklüğü ya. Bak şu nohut tanesi kadar büyüklükte nokta var orada gördün mü? Yeni vergiler koymak... Bir dakika! Uzaklaştırınca niye insanların şeysi gitti? Aha yahu! Yeni vergiler koymak akıllıca olur. Buradan gelecek parayla acil durum fonu oluşturabiliriz. Yakacı gerek yok ha. Bence insanlar tok karında daha iyi düşünüyor. Bütün toplantılarınızdan önce bir açık bir fazlaca ben halledebilirim. Hayır. Genetik olarak değiştirilmiş hayvan ticaretinin ülke yasalarına aykırı olmasına rağmen ülkenin güneyinde uygulanmakta olduğu gibi... Buna müdahale edelim. Buna müdahale edin. Ben dayanamam ona. Ülke genelinde yoğun tarım bir bitki has. Bu arada fark etsiniz. Az önce dedim ki insanlar radyasyon insan uzaklaştı. Ülke genelinde yoğun tarım bir bitki hastalığı nedeniyle yönetilemez hale geldi. Al işte. En kirli. Ay. Bir dakika. İlk oyunun APK nedir efendim? APK'nın ne olduğunu ben bilmiyorum. APK ne? Bir izleyicim sırf ilk oyunun APK'sı olduğunu söylemek için abone olmuş da. APK nedir? Ha. Olmaz o. Hayır olmaz. Yasak o yasak. Yasak. O yasak. O yasak. Bağımlılık yapan yeni bir uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılıyor ve kullanımı artmaya başladı. Sınır kontrolünü arttırmamız lazım. Hayır. Çok da bir şey. Güney şehirlerinde on binlerce evsiz insan var ve kış geliyor. Onlarla ilgilenmemiz gerek. Evet. Bilge karar yufka yüreklisin neden barınsınlar? Aa. Nerede barınsınlar? Kiliselerde desem, kışlalarda desem, he? Kiliseler. Kiliseye para mı verdik kalsınlar diye? Aa! Yasa dışı madde ticaretini gizlemek için bazı ayrı kurumlarının kullanıldıklarını öğrendik. Ne diyorsun? Bir dakika. Şimdi ne yapacağız biz buna? Ben param gitsin istemiyorum şu anda. Paramın gitmemesi için ne yapmam lazım?
Oyun hangi platformda oynuyorum? Oyunu şu anda bilgisayarda BlueStacks üzerinden oynuyorum. Google Play'den indirdim. Ücretsiz bir şekilde indirdim. Öyle oynuyorum. Şu anlık bir reklam, meklam hiçbir şey istemedi. Hiçbir şey istemedi hem de. Biz bittik. Batalı yabancı ülkeler silahlara yatırım yapıyor. Onlar bize saldırmadan biz onlara. Ya gerizekalı. Param gidiyor mu? Paniğe gerek yok. Heyecan yapma, heyecan yapma. Kesinlikle heyecan işte bak. Komşu ülkeler bize saldırıyor. İsrailcilere karşı ordumuz artık savunamaz halde. Ne? Battım. 10 dakika içinde 2 kere battım. Ondaki gecede iki kere batarak oyunda bir rekora koştum. Eski bir koruma binası çöküyor gibi görünüyor. İçerisindeki radyoaktif malzemeler yakına yayılabilir. Bırak şimdi. Abi bir şey diyebilir miyim? Bak. Bence biraz dayanır chat ha. Biraz dayanır. Ha biraz dayanırsın bir şey olmaz. Yeni bir pestisit ürün verim açısından büyük ölçüde yardımcı oluyor. Kazançlarla ne yapmalıyız? Aha. Bak şimdi. Hepsi devlet ömrü. Araştırmaya yatırım yapalım biz. Orada zayıf bir nüfus tembel taslağı geri getirmeliyiz. Ay senin taslağını sıçayım. Aklını taslakla bozdu ya. Hayır. Yok öyle bir şey. Büyük bir kasırga şehirlerimizden birini vurdu. Eski bir nükleer santrali de yıkıldı. Cüruf yayılıyor. Av. Av. Mağdurlara yardım et. Bir şey diyebilir miyim? Ne olacak şimdi? Çevreciler mi yakıyor? Bitkiler mi ayaklanacak şimdi? Sayın Başkan, radyoaktivite seviyesi çatıya kadar dayandı. Artık insanların sağlığını garanti edemiyoruz. Çok özür diliyorum. 10 dakika içinde 3 kere battım. Sen de dahil olmak üzere ülkedeki insanlar güçlü radyasyon nedeniyle mutasyon geçirmeye başladı. Acı çekerek öldün. Canım sağ olsun diyeceğim ama canım da sağ olmadı. Gerçekten göndersin. Gördünüz mü içindekileri? Ay. Geçen hafta senin doğum günü, neden bir şölen düzenlemiyoruz? Ya hayır, boşa para israfı. Hı. Tekno bir şey söyleyeyim. İnsanlar neden benim doğum günü kutlamamamdan rahatsız oluyorlar? Teknolojimiz modası geçmiş ve eskimiş durumda. Araştırmaya daha fazla yatırım yapmalıyız. Hacı vallahi elindekiyle idare edeceğim, kusura bakma. Silah ve savaşlar hakkında yeni bir çalışma başlatmak isterim. Sizin bütçenize güvenebilir miyim? Hayır ya. Ya hayır. Hayır. Ana laboratuvarımızda yeni biyolojik silah testi yapmak istiyorum. Araştırma başkanı izin vermedi ama sizin izniniz ile. Bu sefer de askerle birbirimizi yiyeceğiz değil mi? Hoş geldin. Hoş geldin kral. Sefa getirdim. İzin reddedildi değil mi? Ama bu sefer de problem. Askeri çok karşıma alıyorum öyle de. Ah! Ah! Yapma yapma yapma! Ne böyle vaziyetçime ya bunlar nasıl benim başıma geliyor Rabbim? Allah'ım, güzel Allah'ım. Tanrım. Da reklam girecek böyle. Bir kez daha deniyorum. Karıncalar, karıncalar her yerdeler. Eminim bu bahçıvanın suçu. Ona söyleyecek bir çift ama hayır. Önümüzdeki ay büyük bir sanat galerisi açılıyor. Katılabiliriz. Bak şimdi. Evet dedim. Hadi evet dedim. Bu sabah senin çarşaflarında neyi buldum biliyor musun? Yağlı bir leke. Hayır yapma anne. Yapma, buldu işte gene. Üff. Götünü çeker misin? Özledin tabii. Tabii özledin haliyle. Hayır. Bir şehrin vatandaşları mutantlar tarafından istila edildiğini iddia ediyor. Muhtemelen daha az vergi ödemek için bir bahane.
Ne? Onlara inanıyorum. Oyun ayarlarına hayır hiçbir... Ay, tamam hocam ya evet biliyorum. Şeylerin sokakları güvenli değil. Sokağa çıkma yasağı uygulamalıyız. Evet deyince bir şey oluyordu bunlar mutlu oluyordu. Bana lütfen rica ediyorum. Biraz lütfen durur musun? Evet. Teknolojimiz modası geçmiş ve eskimiş durumda araştırmaya daha fazla yatırım yapmalıyız. Elindekiyle idare et hacı. Acil bir durum var. Şehir parkında yangın çıktı. Yanıyor. Ateşi küçült. Ateşi küçült abi. Yıllarda ne kadar ileri gidersen oyun destesine o kadar yeni kart eklenecek. 2150 yılında ne olacak çok merak ediyorum. Evet ben de. Evet. Devlet fabrikalarındaki işler artık çalışmayı reddediyor. Bir zam istiyorlar. Oo! Ya da arttır maaşları. Bazı fanatikler hastaneyi yağmaladı. Onlar sadece Tanrı'nın insanları kurtarmak gücüne sahip olduğunu iddia ediyor. Abi olur mu hiç öyle şey? Ay. Harekete geçin! Ordumuz zayıf ve asker sayımız azalıyor. Gençler askeri teşvik etmeliyiz. Katılıyorum. Para gitti. Sağlık Bakanı hemen her koruyucuyu yasa dışı yapıyor. Bu çılgınlık. Bir dakika. Bir saniye. Şimdi buna hayır mı demek lazım, evet mi demek lazım? Ah! Yapma! Ya Mia ya! Ne ya beni batırdın ya. Beni batırdın. Kellem düşman ülkelere satıldı ve hükümet siyasetçilerin eline düşmüş ya. Düşebileceği kötü diplomatlara düşmüş. Senin yüzünden. İnanamıyorum ya. Onu dökmedi. Oyunda karar mı verdi? Öf. Çok sevgili YouTube, sizlerle birinci bölümün sonuna gelmiş oldum. Labs'te çok sevgili Mia ile beraber oynadık bugün. Kusura bakmayın, çocuklarımın adlarını karıştırıyorum. Eğer ki beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve aşağıda yorumlarda lütfen özellikle bu yeni mobil oyun serisi için fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Biz sizleri çok çok öpüyoruz. Sizler de kendinize dikkat ediyorsunuz. Bay bay.